Herkese merhaba. Bugün birlikte pazı sarma yapacağız. Ama tabii birazcık daha farklı bir şey yapacağız. Şöyle başlayalım. Şimdi yarım soğan rendeledim. Biraz dereotu koyacağım. Pazı sarmasının içi için haşlamadan kullandığım bulgurlarım var. Siz isterseniz yarı haşlanmış kinoa ya da yarı haşlanmış kara buğday kullanabilirsiniz. Biraz zeytinyağı. Yazdan yaptığım domateslerim var. Her zaman kullanmayı çok sevdiğim. Normal bir sarma yapar gibi saracağım şimdi pazıyı. İçine istediğiniz başka baharatlar da koyabilirsiniz. Sarımsak koyabilirsiniz. Fesleğini de incecik doğrayıp içine karıştırdım. Güzel bir koku verecek şimdi. Ben ince bulgur kullandım. İnce bulgur zaten çok hızlı pişer. Ocakta çok fazla tutmamıza gerek kalmayacak. Çünkü zaten pazı yapraklarını biraz haşlamıştım. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü haşladığımız için yapraklar çok hızlı bir şekilde kopabilir. Dolayısıyla biraz dikkat etmek gerekiyor. Şu sapının biraz böyle fazla sert olan yerine bıçakla keseceğim. Şöyle. Aynen. Çok sıkı sarmanıza gerek yok. Biraz pişip bulgurlar şişecek. Onlara da fırsat tanımak gerekir. İç harcını yaprağın boyutuna göre ayarlayacağız tabii ki. Böyle yaprağın üstünde delikler varsa şöyle iki yaprağı üst üste koyup kullanabilirsiniz. Ya da yapraklar çok küçük geliyorsa. Böyle de yapabilirsiniz. Benim aldığım pazılar çok tazeydi. Bu kadar taze ise biraz daha az haşlamak, pazıyı biraz daha az haşlamak işi kolaylaştırabilir. Yine çok sapları ya da şu kök kısımları sertse alırsanız yerken sizi çok rahatsız etmez. Hatta hiç rahatsız etmez. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli bir yemek tarifi olmuş oluyor. Pişireceğimiz kabın dibine ben böyle biraz pazı yaprağı diziyorum. Şimdi biraz domates gezdiriyorum üstünde. Elinizde domates yoksa siz salçalı su yapabilirsiniz. Ve bulgurların rahatça pişmesi için birazcık da su koyacağım. Çok fazla değil.
Şimdi kapağını kapatıyorum ve ocağa gidiyoruz. Şimdi ocağın altını yaktım. Kapağını kapatacağım. Bu şekilde bir 10 dakika kadar pişireceğim. Yeterli olacaktır. Sonrasında tekrar bakacağız. Şimdi gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ben bu esnada içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon sıkıyorum. Hem güzel bir lezzet veriyor, hem kokusu oluyor. Pazı sarması ocakta pişerken biz de bu kalan iç harcıyla ne yapabiliriz onu söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak bu böyle saplarını falan ayırmıştık ya. Onları bir şöyle gelişi güzel, çok da küçük küçük yapmadan biraz doğrayacağız. Kalan harcın içine ekleyeceğiz. Biraz zeytinyağı. Biraz daha domates suyu koyacağım. Biraz daha lezzetlendirmek istiyorum. Biraz karabiber. Biraz tuz. İsterseniz maydanoz, nane ekleyebilirsiniz. Lahana ekleyebilirsiniz. Biraz da kaynar su ekleyeceğim. Üstünü şöyle. Suyunu çekmesi için bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Evet, şu anda pazı sarmalarım pişti. Şimdi güzel bir servis tabağına alacağım. Evet. Şu anda pazı sarmam yemeğe hazır. Afiyet olsun. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada puzzle'lı kısırımız da oldu. Şimdi onu da bir servis tabağına alacağım. Suyunu çekti. Bulgurlar pişti. Bir çeşit soğuk bulgur salatası. Sebzeli. İsterseniz meze olarak kullanabilirsiniz. Bunu da ısıtıp pilav olarak da yiyebilirsiniz. Ayrıca servis ederken eğer salata olarak yiyecekseniz biraz zeytinyağı ve biraz da nar ekşisi koymanızı öneriyorum. Afiyet olsun. Bu da pazı sarması tarifimizin bonusu olsun. Hoşça kalın.